Hocam gerçekten çok talihsiz bir puan kaybı oldu geçen hafta. Öncelikle bu maçın üzerinde durmamız gerekiyor. Çünkü oyun anlamında tatmin eden ancak skor anlamında bir talihsizlik yaşanan bir maç oldu. Şimdi Konyaspor maçından başlarsak o maçta daha ziyade kaybetmeye yönelik bir stratejiyle maça çıkmıştık. Ve bunda başarılı olduk. Elbette ki iç sahada Kayserispor'a karşı oynuyoruz ve kazanmak zorundayız. Rakibi de tanıyoruz. En azından hücumda üstünlük sağlamaya çalışan, deplasmanda da olsa 3 forvetle oynamaya çalışan, ileride basan bir takım gördüsündeydiler. İlla gol atmak için, skor üretmek için belirli sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Biz bunları göz önünde bulundurarak daha dengeli bir oyun gözettik maç boyunca. Ama buna rağmen beklediğimiz pozisyonları gole çeviremedik. Gol attıktan sonraki işimiz aslında daha kolay gibiydi. Çünkü rakip daha üzerimize gelecekti. Nitekim üzerimize geldiler. Biz rakibin üzerimize geldiği ve 1-0 galip zamanki pozisyonları değerlendiremedik. Futbolda klasik herkesin söylediği bir söz var. Atamayan atarlar tabiri. En azından 1-0 iken 3 veya 4 yapabileceğimiz zamanlar oldu. Net veyahut da dolaylı olarak atacağımız pozisyonları atamadık. Son dakikada oluşan bir pozisyon, hakemin bana göre yanlış kararı, olayı tam süzememesinden kaynaklanan bir duran top kazandılar. O karambolde de Korcan çok iyi bir müdahale yapmasına rağmen de maalesef gol oldu. Tabii olayın belki anlayacak beraberliği şu anki şu pozisyonda taraftarlarımız belki normal karşılayabilirler. Ama bizim açımızdan çok üzüntü vericiydi. Kazanmaya göre yorum yapmıştık, çalışma yapmıştık ve artık ucundan da tutmuştuk. 3 puan çok gelmesi yakındı. 1-0 öndeyken son dakika yediğiniz gol her zaman her platformda futbolcuyu ve taraftarı üzer. Biz de bunun taraftarla beraber üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Ama bizim hemen cuma günü Kasımpaşa ile oynayacağımız önemli bir maç var ve onu en kısa zamanda üzerimizden atarak bu maçta telafi etmenin yollarını aramak zorundayız. Çalışmalarımızı görüyorsunuz, bu şekilde gidiyor. Allah. Taraftarın da bu da güzeldi. Taraftarın bu aşamada bu şekilde destek vermesi bizleri mutlu ettiği gibi inanıyorum oyuncularımız da çok mutlu etti. Bu güzel bir hoş bir hareketti. Hepsine teşekkür ediyoruz. Tabii ki taraftarın moral vermek adına basını da söylemek lazım. Yanlış anlaşılma neden olmak istemiyoruz. Biraz önce taraftarlar baklava vererek futbolcuları sevindirdi, güç kattı. Evet. Tabii taraftarlara da mesajımız olur. Ya baklava çok sembolik bir şeydir yani. Ama önemli olan onlar bize baklava getiren kalbindeki sevgiyi getirirler, güveni getirirler. Değilse baklava çok sembolik bir şeydir. Biz zaten ben bu duyguları çok yakinen bilen birisiyim. Yani Ankara için birçok şey değişir ama taraftarın sevgisi ve ilgisi hiç değişmemiştir. Biz keşke taraftardan her zaman beklentim şu. Biz sahanın içinden onların bizi dışarıdan nasıl gördüğü değil, bizim içeriden onları nasıl gördüğümüz çok etkileyicidir. Her zaman o aradaki kompaktı biz korumuşuzdur. Arkadaşlarımızı ona aşılamaya çalışıyoruz. Bunun ileride de semeresini göreceğiz. Her türlü zorlukta, her türlü şartta taraftar ve futbolcunun dayanışması o kulüpte başarıya getirmiştir. Getirecektir de. Biz her türlü sonucu hazırlıklıyız. Ama saha içindeki bütün gayretimiz agresif ve hırslı, inatçı, inançlı bir oyun olmak zorundadır. İnşallah bunu sağlayacağız. Hocam tabii bir de Ankara Gücü Kasımpaşa deplasmanı daha önce hiç yenememişti. Belki de bu cuma günü ilk kez olacak deplasmanda. Bu maç öncesinde tabii oyuncuların da son durumunu merak ediyorum. Bazı oyuncuların sakatlıkları vardı. Bu son durumu hakkında bilgi verir misiniz? Ya her şeyin bir ilki vardır yani Kasımpaşa ile oynadığımız zamanlarda onları yenemememiz bu maç için ölçü olmaz. Dediğim gibi her şeyin bir ilki vardır. Biz muhakkak surette yine dengeli oyunumuzu kendimizi bilerek oynayacağız. Ama bu sefer gelen fırsatları değerlendirmek istiyoruz. Onu inşallah arkadaşlarımız gereğini yapacaktır sahada. Biz de elimizden gelen desteği her anlamda çocuklara vereceğiz. Şu anda sakatlarımızla ilgili çok ciddi bir sakatımız yok. İnşallah 2 gün kaldı. Bundan sonra da olmaz diye temenni ediyorum. Yorgunluğumuz vardı. Gerçekten çocuklar belirli zamanlarda oyun içinde çok yorgunluk hasıl oldu. Bunu dinlendiler. İşte masaj, diğer tedaviler, dinlendirici antrenmanlarla. Şu saatte gayet iyi pozisyondayız. Bir aksilik olmasa hazır kadroyla, ideal kadroyla çıkacağız maça. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim.